Ne? İlya? Ana şu sedirdiğini Eli Merdan'ı tapış gerek 321 321 ama bu mu üyine neyi veş gerek bunu ya? He? Ferhanalık ha. Ahır telefonların başka iken sana. Ruslan. Aşı seyredinip eli merdanını. Üyine telegramma yerinle şunu. İnat neden kamyet ne bir bela veredilen al marke mi? Şu yönüme baktığım zaman Brem modulan bir mi yaptıken işte telefonların cevap gelmiyor telefonların gelmemiş. Şu kimler ben afiliye telefon taşıdım çünkü. Kaç para kime gelir? Şunu bir adresine yerinlere. Ya siz şu bilen şu kullanın bir. Düşünün. Neye? Karabeste günden çıkarılı şakaya alan toplumlar karşısında boşuna güzel mi telegramı? Çıkardılar ki neden bu sana? Onu tutayım bölümümüz bu kaçağını çıkardık zaten onu aldık yere de. Yaxşı mı ne? Zalim. Ben koçka zaten verdim. Koçka zaten verdim. Ben ne yapayım? Kamatozun diye demiyor. Yaxşı, yüzünü. Ne işte hazır, ne sen bak. Yok, evi keçe baktım ne az, onda meclisinden bana.
Evet. Bir şöyle bar dep ay diye şöyle basılır şuradan görsün. Hava indi. Lakin her kasını verici her kıl kaç dingi dan ibla nesibele köpünce zakaz bilen tiktir bekledi şu anlı kapiratifini. O yangı 477 de kımmat desen ko lakin 12 ne verici dan anlayayım. Çisti fabrişni verici. Çünün mü? Dilfuzan iki fabrişni verciler. Zor gönekler bağını koşuray. Yıldız. Ne temen desen yakışır buladı. Ava ava. Talebeler tez tez girinler tez tez 9 bulduk set. Melike. Melike. Cevahir iş tutup musunuz? Cevahir. Talebele iş tuttu mu? Talebele. Hürmetli talebele. Talebele işittirdim mi? Hürmetli talebele. Alan damla. Siz girsinler Akifer'in grubunuza. 2 minuttan keyin başlayman. Tizleşinle. Strelke görüntürk mü? Strelke. Assalamualaikum damla ağa. Görüntürk de. Ben tezleşinle başlayman hazır. 2 minuttan keyin başlayman. Kim girgen bulsa çata yazıp taşasın. Adı familiyası grubbası. Talebele. İş tutup musla? Selamun aleyküm Şeref Atayım'la. Yaşımızla. Kim girgen bulsa grubbası isim familiyasını çata yazıp taşa kulla. Ben sakrayı tetip koyama. Yakşı mı? Yakşı. Tezleşin. 16 adam girdi. Tezleşinle.
Hürmetli tələbələr, kim qoşulduran bulsa isim fəmiləsini çatgə yazıb daşanla. Az 9'dan 5 minut ötkəndə başlayım. Demek, hürmetli tələbələr, bugünkü temamız, məruzəmizin mövzusu günbəz, kadoksimon tənə, bazal özəklər, retikulyar formasiya, boş miyədəki ox maddələr, yan qarınçələr, boş miyə ətrafıdəki pərdələr, biz əslə bilən orta miyə pərdələrini ötüyədik, indi boş miyə ətrafıdəki pərdələr, venos sinusla orka miye ve boş miye süyüklüğünün sirkülasyası, yani likvirinin hareketlenişi. Bunu bana sirkülasyası deyildi. Şimdi bana bize azı birinci istebilen başlığımız boş miyenin sagittal kesimi de bana sagittal kesimi de. Bize aldığınki məruzalada ötdük istebilen boş miye poslağını, yani oxırgi miyenin. Azı bunu tekrarla bitişimiz gerek. Çünkü boş miyə poslağı bu külrəng maddası bu. Çünkü bu miyəni həm maksimların üstündən koplab duradı. Həm mənərsənin üstündən koplagəni üçün xuddu plaşka uxşagəni üçün bunu plaşk ya ki palium de bakılan. Ya ki kortex cerebri. Bu külrəng maddadan ibarət. Şimdi mənə külrəng maddası her cay, her cayında her xil. Hemen cayda kalınlığı bir xilmez. 0,5 mm kalınlıktan 5-10 mm kalınlığı geçe caylaşadı. Şimdi şu yerde bize silebilen bize ötkenimizde mene boş miye poslağını yani oxır gibi yani kanaka püştele ve iğetle borluğu hakkında toxtalıp ötüyedik. Şimdi şu iğet ve püştele de kanaka merkezle caylaşık hakkında toxtalıp ötüyemiz başta. Ki onu ok maddasına, yan karınçalara, ki boş miyə perdelerini ötəmiz. Demek, mənə boş miyə yarım şarları, fissura lördüqüda, deməli, hürmətli tələbələ, mikrofonlarınızı uçurup koyunla. Mənə fissura longitudinali seribri yordamı da, ikidə yarım şara bölündü. Bu yarım şarla hemisferi seribri dextrate sinistra. Demek bula 5'te bölekten ibaret dedi. Lobus frontalis, peşona böleki. Lobus parietalis, tepe böleki. Lobus occipitalis, ense böleki. Bana kengi resimde lobus temporalis, çekke böleki. Ve 5. bölekni görüşümüz için bize bana şu operculum, sulcus lateralis sahasını açamız. Mene şu joyda kopkakını açsak, bir de insula, 5. bölekçesi, yani insulanı görüşümüz mümkün. Mene insula. Şimdi, bize hazır, mene şu merkezle ve iğetlerin ne üçün örgənişimiz gerek? Bu yerde, mesela peşana, tipe, inse ve başka böleklerde iğetle ve püştele xası bu gel. İgetle bu sulzi deyledi, püştele bu giri deyledi. Mene şu püştelede ve igetlede puslak merkezleri caylaşan. Mene mesela iştunin puslak astı merkezi orta miyedeki kalikulus inferior bilen oralık miyedeki korpus geniculatum medialiyedir. Bu puslak astı merkez. Lekin puslak merkezi bu mene şu boş miye puslakı da caylaşadı. Kayırda. Aynen kayırda caylaşadı. Mene iştunin, demek, puslak merkezi, sulcus lateralisinin çukurrağı da, yani çekke böleknin medial yüzesi de,
Girus temporalis superiorda yerleşen yeşil püştesi deyildi. Avtorunu nolu bilir. Geçirəsin. Bu pozlaq mərkəzi. Əgər də pozlaq mərkəzi cərəxətlənsə, demək, kərlik küzətlədi. Əgər də on tərəfdəki pozlaq mərkəzi cərəxətlənsə, çəp tərəfdəki kulaqda kərlik küzətlədi. Çünki, biləsilə, ötkəzi yolları kesişədir. İndi, mənə bizə yenə qaytamız. Bu yerdə qaysi mərkəzdə də kanaka pozlaq mərkəzdə cəyləşədi. Məsələn, mənə gyrus postcentralis var. Gyrus postcentralis bu sulcus centralis bilən sulcus postcentralisinin orası da cəyləşədi. Tepə böləkdə bulur. Mənə şu mərkəz orka üçtəsi də cəyləşədi. Birinci, ikinci, üçüncü meydallarda bunu nümə üçün meydallara bölünədi. Bu miyənin sita mielo arxitektonikası da baytıladı. Xuddu karta yoxşuydu. Bunu nümə üçün biliş gerek? Bunu aynen nevropatologla yaxşı biliş gerek. Çünki uzki spesialist bulsa, yine tor mutaxassis bulsa, nevropatologla şunu yaxşı biliş gerek. Kaysı püştədə, kaysı mərkəzlə caylaşışını. Demek, gyrus postcentralistdə caylaşadı ümimi sezgi. Yani bunda temperatura, ağrı və proprioseptiv sezgi mərkəzi, pozlaq mərkəzi caylaşadı. Ondan oldun da mənə gyrus presentralist var. Mərkəz oldu püştəsi. Mənə şu mərkəz oldu püştəsi deyilsə, bu yerdə caylaşadı xərəkətnin pozlaq mərkəzi. Əgər də köpincə mənə şu xərəkət mərkəzi bilən sezgi mərkəzi yonmayan caylaşadı. Köpincə mənə gemoragik insultlarda, ya ki işimik insultlarda, işimiye degeni demek miyege kan varmayın kalışı. Gemoragik insult bulsa, demek bu gemoragik bulgeni, bu miyede basım aşıp getişi, kan tamırlarda basım aşıp getişi sabige, meyda kan tamırlarda basım unge çiden bir mesleği neticesi de bu kan tamırla yarıladı. Ve bunda mene gemoragik insultta demek hareket merkezi bile sezgi merkezi yonmayan calaşadı. Şu yerge kan kuyuluşu neticesi de bunda hem hareket hem sezgi yok olan. Bunu felajlik de batılar. Eğer de on tamanga kan kuyulsa demek çap tarafta kol, ayak, tenenin şu yarım tamanı da hareket ve sezgi yok olan. Şimdi bundan taşkarı bana orta peşana bölek var. Gyrus frontalis medius de batılar. Bana şu orta peşana böleknin orta kısmı da közünü başını karma karşı tamanga buruş nin merkezi caylaşadı. Məsələn, mənə qaysı tamamdan tavuş kesə, şu tamana göz alması və başlı buruş vəzifəsi mənə şu mərkəz tamamından başqarıladı. Əgər də mənə şu mərkəz cərəxətlənsə, demək, bizə başımızın şu tamana buruş və göz almasının şu tamana buruş funksiyasını yox atarız. Ki, ondan taşqarı, yəni pəski tepə bölək var. Mənə pəski tepə bölətdə sulcus lateralis batıb girişi nəticəsində onu üstüdə hasıl buladı tepə böləkdə gyrus supramarginalis yəni kırra üstü püştəsi də baytılar. Mənə şu kırra üstü püştəsi əgər də cərəxətlənsə bizə hər daim qıladigən mənə həyat davamıda bizə üçün təcrübə bugən xərəkətləyinə hər gün bəcərilədigən xərəkətləni bəcəriş esimizdən çıxadı. Mənə şu mərkəz, demək, gyrus supramarginalistə caylaşadı. İndi yukarı tepə böləkdə, mənə lobulis parietalis superiorda bu yerdə caylaşadı stereognaziya, yəni teranalizatoru. Bizə bu nümə deyəni? Yəni kolumuza, əgər də bir predmet verirsə, mənə məsələn, ruçkəmi, kalamı, ya ki bir səbzavatmı, meyvəmi verirsə, onu kolunuzunu uşlab, pəypəsləb, görüb, anıqlab biləslə, közünü yüngən halda. Bunu stereognaziya də baxılar. Əgər də mənə şu lobulis parietalis superior böləkçəsi cərəxətlənsə, mənə şu stereognaziya, yəni kolga verilgən nəsəni közünü yumub bizə farklab bilməyimiz. Cərəxətlənsə şu kelib çıxardı. İndi ondan taşqarı mənə sulcus lateralisinin çukurrağı da, yəni medial yüzəsi də, gyrus temporalis superior da, bu geşil püştəsi də baytalar dedik, avtorunun namı bilən. Bu yerdə caylaşadı
geçtiğini postlak merkezde. Eğer de yani on tamamlama postlak merkez cerrahatlense demek çap tamandaki yarım çap tamanda kulakta kerlik düzeltilir. Yine de bundan taşkarı yine ense böleğinin medial yüzesi var. Yani ikinci resimleri ötemiz. Yani ense böleğinin medial yüzesi de sulcus calcarinus var. Sulcus calcarinus bu kuş pıhı egeti de batılar. Yani şu kuş pıhı egeti körünün postlak merkezi hesaplanır. Eğer de yani şu postlak merkez cerahatlense, yani on taraftaki sulcus calcarinus ve calcar avis cerahatlense, demek çap gözde körlük düzeltilirken. Bu mene körünün postlak merkezi hesaplanır. Ki ondan taşkarı çekke böleğinin mene, çekke böleğinin medial yüzesi de bu yerde caylaşadı hıd biliş ve tam bilişinin postlak merkezi. Unkus, ilmak püştesi demek bu hıd bilişinin ve gyrus parahipokampalis onun arka rağda ise tam bilişinin postlak merkezi cerahatlanır. Şunun için adli bir şamallaş bulsa ya ki grip bulsa tam biliş bilen hıd biliş merkezi yanmayan caylaşkanı için adam hıd bilmese tam hem bilmiydi. Bu demek mana bu hıd biliş ve tam biliş merkezlerinin caylaşı. Şunun için unkus, gyrus parahipokampalis, sulcus hipokampi bulanı hemmesi kiredi hıdlo miyesiye tegişli. Şimdi kimgisi bu caylaşadı gyrus postcentraliste. Ondan taşkarı gyrus postcentraliste hem hıd biliş caylaşadı. Kimgi harflerini, bilgilerini yazış analizatörü bu. Bu gyrus frontalis mediusta caylaşadı. Yani gyrus frontalis mediusta harflerini ve bilgilerini yazış. Eğer de mene şu soha cerahatlense agrafiye deyiledi. Yani sözlerini yazış buzuladı. Yazgende yazadı, lakin sözlerini yazalmıydı. Bunu agrafiye deyiledi. Ki bundan taşkarı nutk yasaş merkezi var. Nutk yasaş merkezi bu nümada caylaşadı. Gyrus frontalis inferiorda, yani peski böyle gider. Bana. Gyrus frontalis gyrus frontalis inferiorda bu yerde caylaşadı nutk yasaş merkezi. Eğer de mene şu bunu Brok merkezi depem atıladı 44. meydan. Eğer de mene şu merkez cerahatlense söz atıp bilmiydi. Lekin zuhup tavuş çıkaradı. Lekin sözlerini atıp bilmiydi. Bunu atıladı afaziye. Afaziye deyiledi. Yani medisinada demek bu afaziye deyiledi. Şimdi ikincisi. Yine nümada yine mene şu sohanı 45. meydanda Koşkayt edigen merkez buladı. Eğer de şu merkez cerahatlense Koşkayt bilmiydi. Sözlerini gepredi, mezmunsuz gepredi, lekin Koşkayt almaydı. Mene şu gyrus frontalis inferiorda. Ki ondan taşka, indi ağzaki nutk yasaş, ya ki iştu, ağzaki iştu, analiz etsin. Bu gyrus temporalis superiorda caylaşadı. Yani gyrus temporalis superiorda, eğer de mene şu kısım cerahatlense, tavuşlarını kabul kıladı, lekin sözlerini düşünmüydü. Tavuşla huddu şavkun bol bir iştiler. Mene şu gyrus temporalis superiorda şu merkez caylaşadı. Bu söz kerligi deyiledi. Çünkü sözlerini düşünmüydü, fakat sözlere bunge şalkın bu iştilerdi. Kim gyrus temporalis superiorunu 22. meydan yani orta kısımları sohası da musikanı kabul kılış merkezi caylaşadı. Eğer de mene şu soha cerahatlense musika ham huddu şalkın bulup iştilerdi. Şimdi gyrus angularis pa mene sulcus temporalis superior tepe böleke batıp girip bir de gyrus angularis bürçek küştesini hasıl kılar. Mene şu bürçek püştesi eğer de cerahatlense demek tekstini kabul kıladı. Lekin okuşu yok aladı. Mene mesela tekstini işitişi mümkün. Lekin okuyor muydu? Bunu aleksiye deyiledi. Şimdi mene bir yerde yine kanaka nümele caylaşadı. Çekke bölekte
Sulcus lateralis, sulcus temporalis superior, sulcus temporalis inferior. Ve bu yerde 3 tane çıtak fasıl bulan. Gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius ve gyrus temporalis inferior. Kim peşana bölekte gyrus frontalis superior, medius inferior fasıl buladı. Kim tipe bölek bilen peşana bölek nerede tuturucu? Sulcus centralis, merkezi ige ve onge paralel peşana bölekte sulcus precentralis var. İkilesin orası da gyrus precentralis çalışar. Tipe bölekte sulcus centralis ke paralel sulcus postcentralis ige tutadı ve onun orası da gyrus postcentralis püştesi fasıl buladı. Ve bunge perpendicular tipe bölekler ero ige tutadı. Sulcus intraparietalis deyiladı. Ve bu tipe bölekini iki de bölekçege böledi. Lobulus parietalis superior, lobulus parietalis inferior. Şimdi nimada peşana bölekte gyrus frontalis medius'te demek sulcus frontalis inferior'ge perpendicular 3'te ige tutadı ve bula kuyudaki püştelere böledi. Pars orbitalis, pars triangularis, pars apercularis. Pars orbitalis köz kasasıya karagen için, pars triangularis bu üç burçak zaman, pars apercularis bu kapkaka karagen için. Nimada için kapkak değil. Çünkü eğer de mana şu sulcus lateralisini açsak bu yerde insula yani 5. bölekçeni görüşümüz mümkün. Şimdi demek mana insula bu hıdlavmiyesiye tegişli dedik. Bu yerde hıdlavmin toslakası merkezi yerleşirdi ve bu gyrus iget sulcus circularis insula yardımıyla çekerlengen ve bu yerde iki hıl püştele hasıl buladı. Uzun püşte bu gyrus longus deyiladi ve kelta püştele gyrus brevis insula deyiladi. Bu demek hıdlavmiyesiye tegişli. Mana şu insula sohası da azı bize ötemizle bile bazal insuladan keyin joylashadi. Bazal özellerine kiruvchi korpus amigdaloideum var. Mana badons montana. Mana şu badons montana ham demek şu insula sohası da joylashadi. Yani çekke bölekke doğru keladi. Şimdi mana pastki yüzesi de. Pastki yüzesi de fissura longitudinali cerebri bilen sulcus olfactoris var. Mana şu sulcus olfactoris bu yerde joylashadi bulbus olfactoris, hıdlov piyasçası. İkilesini orası da hasıl buladı gyrus rectus, doğru püşte hasıl buladı. Ve mana sulci orbitalis, köz kasası sohasidagi egetli ve gyri orbitalis. Ki ondan taşkarı mana bu boş miyenin pastki yüzesi bu. Pacis inferior cerebri. Bu kelle suyelginin esası bilen tegip duradigan kısmı. Bu mana orta miye sohasından kesilgeni. Mana substansa grisea centralis, apertura aqueducto cerebri, nucleus ruber körüngen, substansa nigra körüngen, mana miye ayakçaları pedunculi cerebri körüngen. Bu corpora mammillaria, bu hipofiz bezi mana. Keyin corpora mammillaria bilesler bu hipotalamusning hıdlov kısmiga kiradi. Xiyazma optikus, nervus optikus, traktus optikus bunlar hepsi hipotalamusning infundibulum ve hipofiz bezi bunlar hepsi hipotalamusning körü kısmına kiredi. Bu mana pastki yüzesi. Şimdi biz size bilen demek kaytamız boş miye mana hazır. Nasıl mükelle? Hazır. Mana. Demek bu boş miye yarım şarlarının frontal kesimi bu. Frontal kesimini görsek, en taşkı tarafı da külreng maddası kaplap durdu. Bu mana kortak cerebri dedik. Demek kortak cerebri de bize azı silebilen öttük. Küşte ve igetle de postlok merkezle cöyleşadık. Bu en oli ezak saplanan postlok merkezle. Eğer de şu postlok merkezle cerahatlense, demek şu kayırı carahatlanışıya karar simptomatikas kilit çıkardı. Şunun için bunu nevropatologla yakışı biliş gerek. Şimdi onu astıdı mene. Külreng maddasını astıdı. Cöyleşadı ok maddası. Bu ok maddası substansiya alba deyiladi. Şimdi şu ok maddasını harca harcaydı mene. Küresle külreng maddanı.
Mana şu külreng moddalarda nerv hujayralarining tanasini toplanışıda hosil bo'ladi bazal özekler. Mana şu bazal özekler ganglion bazale yoki merkezi özekle de bakalım. Ganglion centrale yoki bazale deyiladi. Bu bazal özekle qarang, nima kiradi uni? Bazal özeklerini bize 4'e bölemiz. Mana birincisi dümlü özek. Bu nukleus caudatus deb ataladı. Bu yerde dümlü özekni fakat başını görüşümüz mümkün. O özü 3 kısımdan ibaret. Yani başı, caput nukleus caudatus var, korpus nukleus caudatus var ve cauda nukleus caudatus var. Bu frontal kesimde bize fakat hazır başını görmemiz. Bu caput nukleus caudatus. Ki ondan ki ikinci kısmı bu yasmutsuma özek. Yasmutsuma özek bu nukleus lentiformis, bir kitaplarda lenticularis deyilgen. Bu yan hata bu mıydı? Nukleus lentiformis demek bu yasmutsuma özek. Yani yasmutsuma özekli özü bu üç kısma bölünedir. İki de renkper şar, yani renksiz bugün üçün renkper şar deyiladi. Globus pallidis, globus pallidis mediali, globus pallidis laterali deyiladi. Yani iki de renkper şar. Kengi kısmı, üçüncü kısmı, bu putamen deyiladi. Putamen. Şimdi yoki kabuk. Yani şu üçela kısmı, demek bu yasmıksuman özellikle hasıl kılan nukleus lentiformis. Ki üçüncü bazal özelliklerine kiredigen bu tosık, ihota deyilirdi. Tosık bu pencere deyilen sözden alıngan. Bu klausturum deyilirdi, klausturum. Ki ondan taşkarı törtüncü bazal özellikle nime kired? Bu yerde okuyorum mıydı? Çünkü o çekke bölekte cöyleşadı. Çekke böleknin insula kısmı da cöyleşadı. Onge badamsuman tene, korpus amigdalaidium deyilirdi. Bu xuddi nukleus urubirga o'xshash dumaloq şekilde bulup çekke bölekning frontal kesimi de ko'rinadi ve bu xudlov miyasiga tegishli. Endi mana şu dümlü özek, mana külreng modda, keyin yasmutsuma özek. Ularning orasida mana oq moddasi joylashgan. Mana şu oq moddasi bular kapsulani hosil qiladi. Mana şu ichki kapsula, mana ichki kapsula, kapsula interna. Bu dümlü özek bilen yasmutsuma özekinin orası da cöyleşadı. Bu yasmutsuma içki kapsuladan proyeksiyon yolla ötedi. Neme degen proyeksiyon yolla demek boş miye posluğunu miyenin başka kısımları bilen bağlaucu ötkez uç yolla. Mena şu içki kapsula orkalı ötedi. Azı kaysi yolla bulan aytaman. Bunda oldingi ayakçası var. Bu demek cruz anterius deyledi. Tizzesi var. Bu genu kapsula interna deyiladi ve orka ayakçası cruz posterior deyiladi. Mana şu sohaladan demek ötkezucu yolla ötedi. Şimdi mana bir külreng, bir ok, bir külreng, bir ok bu ola bula bu joylashgan. Şunun üçün bunu dümlü özek bilen birge yasmutsuman özekni tergıl tene korpus striatum deyiladi. Tergıl tene striopallidar sistemanı hosil kıladı. Şimdi bana nime bilen yasmutsuma özek bilen tosık orası değilse kapsula eksterna cöyleşadı. Bana şu kapsula eksternadan asosiyatif yolla ötedi. Yani boş miye yarım şardaki bütte yarım şardaki her kıl merkezden bir bilen bağlıydı. Bu ikinciye ötmeydi. Demek bu kapsula eksterna deyiladi. Şimdi miye posluğu korteks serebri bilen klausturumun orası da yani tosukun orası da bu kapsula ekstrema deyilir. Bu en taşkı kapsula deyilir. Ben onu bildirerdim. Demek bazal özeklerini nime üçün bilişimiz gerek? Bazal özekle esasen ekstrapiramidal tizimge alakada. Yani avtomatik ihtiyardan taşkarı hareketlerini boşkaradigen yolla bana şu bazal özeklerden başlanadı. Bundan taşkarı yani nukleus rubir ham uyan ekstrapiramidal tizimge kirer. Lekin o bazal özeklere kirmidi. Bu orta miyedeki ekstrapiramidal tizimge alakadar bugün substansiya nigra ve kızıl özek ham
ekstra piramidal tizimga kiradi. Endi mana shu yerda dumli uzakning boshi peshona bo'lakda qarasangizlar, mana peshona bo'lakda yon qorinchalarni oldingi shoxi joylashgan. O'zi yon qorinchalar oxirgi miya, ya'ni bosh miya yarim sharlarining bo'shlig'i hisoblanadi. Biz sizlar bilan o'tdik. 4-qorincha bu rumsimon miyaning bo'shlig'i, 3-qorincha oraliq miyaning bo'shlig'i, miya vodoprovodi o'rta miyaning bo'shlig'i va oxirgi miyaning bo'shlig'i, ya'ni bosh miya yarim sharlarining bo'shlig'i bu yon qorinchalar dedik. Mana shu yon qorinchalarni o'zi 3 juft shoxi bor. Keyin 3 juft shoxi bor va uni nimalari bor? Markaziy qismi bor. Demak, birinchi juft shoxi bu oldingi shoxi ko'ringan mana bu yerda. Bu koronal deymiz. Orqa shoxi mana ensa bo'lakda joylashadi, orqa shoxi. Past shoxlari esa chakka bo'lakka ketadi. Shuning uchun bu yerda past shoxlari ko'rinmagan. Markaziy qismi ko'ringan mana bu pars centralis deyiladi. Endi mana oldingi shoxi dedik. Na Sardar, nima demoqchisiz? Sardar. Masalan, ketdi domla. Ha, qo'l ko'targaningizda bir gapingiz bo'lmay qoldi. Demak, qaranglar. Corno anterior, demak bu oldingi shoxi dedik. Mana shu oldingi shoxini lateral devorini hosil qiladi mana caput nucleus caudati. Demak, dumli o'zakning boshi hosil qiladi. Medial tarafini esa kadoksimon tanani tolalari hosil qiladi mana. Kadoksimon tana corpus callosum. Hozir kadoksimon tanaga qaytamiz, tushuntiraman. U bosh miya yarim sharlarining oq moddasiga kiradi. Demak, kolumna fornitsis, commissura cerebri anterior, bular uni demak medial devorini hosil qiladi va septum pellicidum. Uni medial devorini hosil qilishda qatnashadi. Mana bu yerda yana bitta kulrang modda bor mana. Bu nima bu? Bu oraliq miyaga kiruvchi ko'ruv bo'rtig'i bu. Talamus opticus. Ko'ruv bo'rtig'i mana katta kulrang moddadan iborat. Chunki biz sizlar bilan oraliq miyani o'tganda aytardik. Ko'ruv bo'rtig'ida 60 tadan ortiq vegetativ markazlar joylashadi dedik-a. Demak, bu bütün aferent, ya'ni sezuvchi o'tkazuvchi yo'llarning 3-chi neyronlari mana shu ko'ruv bo'rtig'idan, talamus opticusdan boshlanadi. demak, mana pars centralis. Bu nimani? Ko'ruv bo'rtiqlari pars centralisning devorlarini hosil qilishda qatnashadi. Mana bu yerda yana orqa shoxi joylashgan, orqa shoxi Corno posterior. Bu ham kadoksimon tana tolalar. Hali bizda hozir yon qorinchalarga qaytamiz. Hozir mana bazal o'zaklar to'g'risida to'xtaldik. Endi oq moddasi. Demak, oq moddasi bu aytiladi. Hozir kechirasizlar, meni yoqtiraman. Oq moddasi bu substansiya alba deyiladi. Substansiya albada mana qaranglar. Demak, demak qaranglar. Endi bosh miyaning oq moddasi. Bosh miya yarim sharlarining oq moddasi bu 3 xil tolalardan iborat bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda hozir sizlarga aytaman. Birinchisi assotsiativ, ikkinchisi komissural, üçüncüsü proyeksiyon. Mana assotsiativ nima degan? Assotsiativ
bu bitta yarım shardagi mana masalan 10 ta 10 yarım shardagi har xil markazlarni bir-biri bilan bog'lasa buni assotsiativ deb aytiladi. Bu ikkinchiga o'tmaydi. Hozir tanaffusdan keyin men sizlarga prezentatsiyasi bo'lgan rasmlar bilan ko'rsataman, hozir tushuntiraman. Demak, assotsiativ o'tkazuv yo'llari yoki assotsiativ tolalar bular bitta yarim shardagi turli markazlarni bir-biri bilan bog'laydi. Demak, bulara giradi. Fasciculus longitudinalis superior, fasciculus longitudinalis inferior, fasciculus uncinatus va cingulum giradi. Bular uzun assotsiativga kiradi. Demak, ular mana masalan ensa, tepa, peshonani bog'laydi. Yoki medial yuzasidagi hamma uchtalarni bir-biri bilan bog'laydi. Lekin bu ikkinchi yarim shara o'tmaydi. Faqat bitta yarim shardagi turli markazlarni bog'lasa bu assotsiativ deyiladi. Endi komissural degani nima? Komissural degani mana komissura degan so'zda olingan bo'lib, mana bu ikkita yarim sharni. Ikkita yarim shardagi bir xil markazlarni bog'lasa bu komissural yo'llar deb ataladi. Mana masalan komissurala nima kiradi? Komissural yo'llara kiradi eng katta bitishma komissura degan so'zdan olingan bitishma. Demak, bunga kiradi kadoksimon tana. Kadoksimon tana bu qayerda joylashadi o'zi? Mana kadoksimon tana, mana qarang. Kadoksimon tana bu eng katta komissural yo'llara misol bo'ladi. Oq moddadan iborat. Uni quyidagi qismlari bor. Tumshug'i, mana rostrum corporis callosi, tizzasi genu corporis callosi, ustuni truncus corporis callosi va qayishi splenium corporis callosi deyiladi. Mana shu kadoksimon tana butun markazlar ikkita yarim shardagi bir xil markazlar bir-biri bilan bog'laydi, faqatgina chakka bo'lagi bundan mustasno deysizlar. Chakka bo'lagini bog'lamaydi. Boshqa hammasidagi bir xil markazlar, masalan, o'ng yarim shardagi ensa bilan chap yarim shardagi ensani, tepa bilan tepani, peshona bilan peshonani hammasini bog'laydi, faqatgina chakka bo'lak bundan mustasno. Endi uni ostida joylashadi endi. Yana bitta komissural yo'llarga misol bo'ladi. Bu miya gumbazi. Miya gumbazi fornix deyiladi. Miya gumbazi fornix uni u ham oq moddadan iborat bo'lib, kadoksimon tanani ostida joylashadi. Kadoksimon tana bilan miya gumbazining orasida ikkalasini orasida septum pellitidum mana tiniq to'siqli perda bo'ladi. Bu septum pellitidumda bo'shliq bo'lib, cavum septi pellitidi deyiladi va bu bo'shliqda 1-2 ml suyuqlik bo'ladi. Endi mana shu fornix miya gumbazi ham bitishma hosil qiladi, komissura fornitsis. Bu ham komissural yo'llarga misol bo'ladi. Undan tashqari mana bu yerda epifiz bezi joylashgan. Mana shu epitalamusga kiradi dedik. Demak, epitalamusdagi yuganchalarni bitishmasi komissura habinilorum ham bu ham demak komissural yo'llarga misol bo'ladi. Demak, komissural yo'llarga oldingi miya bitishmasi komissura cerebrum telur, kadoksimon tana komissura fornitsis, komissura habinilorum. Mana bularning hammasi demak komissural yo'llarga misol bo'ladi. Endi proyeksion yo'llar bor. Proyeksion yo'llar degani bu nima? Mana. Mana proyeksion yo'llar. Proyeksion yo'llar demak bular mana. Mana proyeksion yo'llarga misol bo'ladi. U bosh miya po'stlog'ini miyaning boshqa qismlari bilan bog'lasa bu proyeksion yo'llar deyiladi. Mana masalan, miya po'stlog'ini uzunchoq miya bilan, miya po'stlog'ini orqa miya bilan, miya po'stlog'ini miyacha bilan, miya po'stlog'ini ko'prik bilan, o'rta miya bilan bog'lasa, demak, bu yo'llarga aytiladi proyeksion yo'llar deb. Proyeksion yo'llarni o'zini biz ikkiga bo'lamiz. Ya'ni, afferent sezuvchi yoki markazga intiluvchi yo'llar, pastdan yuqoriga yo'nalsa bular afferent yo'llar deyiladi.
yukarıdan pəskə qarab yönalsa, bunlar efferent yollar, ya ki, hərəkətləndirici, ütkəzici yollar deyilir. İndi, mənə sezici, ütkəzici yollarını özü xər, oddi sezici və mürəkkəb sezicilara bölünədir. Hərəkətləndirici yollarını özü xər, demək, piramidal və ekstra piramidala bölünədir. Hazır, hürmətli tələbələr, bir minutdan kəm qaldı. Hazır ki, ingi silkədən girəsələr. Hazır 3 qaladı. Çünki avtomatik əgər ülənsə, ülən 2 təslə. Bu masa ki, ingi silkədən girəsələr. Yaxşı mı? Demək, mənə qaranlar. Afferent sezucu yolla dedik. Afferent sezucu yollanı özü. Bunlar 3 neyrondan ibarət bu.